Yakup abi hoş geldin. Ben geldim. Maske var yani. Böyle ben yoruyor mu? İş görür mü? Balıklar güzel. Buyur bak. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Maşallah. Kuru fasulyesi. Evet bu gerçekten böyle bir şey. Bu denizin kuru fasulyesi. Olmazsa olmazı. Her şey çalışıyor. 125 lira olur. Paramızı alırız, cebimize koyarız. Sizin ilk mahsulü beyler. 25 amca. Maşallah maşallah. Bu sene bereket var. İnşallah inşallah. Yok o çekmiyor da bugün çekmiyor. Almayın pişman olun canım. Yok. Balığı 120 sıva. 120 sıva. Kardeşlere bakın ona göre para verin. Balıklara 125. 80. Hareket var. Koli balığı falan hani? 20 lira araştırma. Sağ ol abi, hoş geldin. Hayırlı olsun abi. Beyler 20 dakikamız daha varmış satışlar için. Tamam böyle. Zorlanıyor.
beyler burayı satıyoruz. Buraya 300 para verin. Bir daha çekelim sen bilirsin. Niye? Sonra zorlanıyor. Balıkhalinde yeni sezon hareketliliği başladı. Pazarcılar, balıkçılar hepsi gece yarısından sonra hale akın etti. Bu yıl pazarın gözdesi de şimdiden palamut oldu. Balıkçıların palamuttan yana umudu çok. Maşallah maşallah bu sene bereket var. Kur'an'a ver. Tek tane tanıyorsun abi. Abi koy. Babacım balık yok mu diyorum. Sen hala çekiyorsun abi balık yok. Hayır tarafa git veriyorsun abi iki tane. Bir tane benim abi. Anlamıyorsun ya. Bir tane daha bağlayacağım. Abi bir tane ve çek. Bir tane ve çek. İki ve. Bravo. Ayağını çek abi. Başlayan av yasakları 1 Eylül itibariyle sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçılar bira bismillah diyerek ağlarını attı. Denizden dönen balıkçılar ilk mahsullerini satmaya başladı. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Bizi bir çeksene. Başkanım bir resmi özür dilerim. Çek. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler olsun. İlk tekne geldiler şu an. Mevsimi palamut var. Mevsimi balığı. Burada başa dalar gelsin. Siz de inşallah iyi parayı verin. Bereket olsun ki. Tamam. Sizin paranız bereketli olur lan zaten. Ama pazarlık sünnet diyorsun tamam, yani. Müzayede içeceğiz. Tamam. Müzayede içeceğim başkanım. Yüksek tamam. Açarsak yüksek içecek. Haberin olsun başkanım. Bak. Tamam. Yani bonkerini bekliyoruz. Tamam. Her çiftin 55. Çift 55. Evet başkanım. Hadi bakalım. Vallahi bu kadar emeğe pazarlık zor edilir. Ben çiftine 55 değil 56 veriyorum ama vatandaşa bravo, ucuz satıyorum. Vatandaşa ucuz satıyorum. Bu balıkların her çiftin 56 milyon lirası var. Tamam. 56'sı var. 56'sı var mı başka? Hayır. Var mı başka? Ben yok mu para veren? Biz başkana pay veremeyiz. Yok başkanı siz hakkını verdi. Hayır ben bravo. Şimdi bak ben şimdi sizin gibi gece çalışan bizim itfaiye çalışanlarımız var. Ondan sonra gece nöbetli olan itfaiyecilere yollayacağım bunları. Başkanım tamam ben yemedim abi inşallah. Ben tamam onlar daha, onlar hayırlı, tamam onlar. Zaten vatandaş tamam, her çiftin 56'sı var. 56'sı var. Var mı başka? Aynı görsün başkanım. Başkanım parasını alalım şimdi hemen. Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Bir çift balığı verelim de. Ne biçim başkanım komple aldın. Komple aldım zaten. Tamam, ama simgesel biçim yok. O da para taşımıyorum yanımda. Komple aldım. Tamam anlaşıldı başkanım. Komple aldım ama şey. Çift parası verelim. Biraz buz getirelim buz motoruna. Evet abiler. Hadi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sen yani. Hayırlı tamam. Olsun, bereketli olsun. Başkan burada konuşalım. Tabii konuşalım. Evet. Basın, evet. Başkanım oraya geçeceğiz içeri. Biraz açalım arkadaşlar. Gel sen de Mahmut Başkan'a. Hadi şey, iki. Allah bol bereket versin. Amin. Tabii hani insanlar emeğini taştan çıkarır ya işte bu da öyle bir şey. Gecesi gündüzüne katarak çalışan emekçiler var burada. Allah gönüllerine göre versin.
Ama şunu da biliyoruz, yani bir yandan da istiyoruz ki herkes en ucuz şekliyle balığa ulaşsın. Bu da var tabii. Tabii bunun olması için denizlerin bereketli olması lazım. Denizlerin bereketli olması için denizlerin temiz olması lazım. Denizleri kirletmememiz lazım. Ondan sonra balıkçılarımızın avlanırken kurallara uyması lazım. Av mevsimi dışındaki avlanmama kurallarına uyuyorlar ama avlanma sürecinde de kurallar var, onlara da uymalarını istiyoruz. Burada emek veren insanlar değil, teknedeki insanlar da var. Onlara da alın teriyle beraber kazanıyorlar. Allah utandırmasın. Tabii Karadeniz, Boğaz ve Marmara gerçekten dünyanın en bereketli, en lezzetli denizlerinden biri. Bu denizleri korumamız lazım. Bu denizlere zarar verecek hiçbir iş yapmamamız lazım. Bu konuda yani hassasiyet diliyorum. Çünkü Allah'ın bir lütfu bu coğrafya, bu su akıntısı, o bereket Allah'ın bir lütfu. Bu duygularla bugün buradayız. Tabii şu anda denizde avlananlar, burada satış yapanlar, yarın tezgahında balık satıp insanlara eriştirenler, bütün zincirin halkalarına başarılar diliyorum. Bereketini bol eylesin. Dua ettik yani. Bakın bugün bol bol dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur. Bu seneden beklentimiz, öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu seneden beklentimiz, bu sene gerçekten palamut gözüküyor. Mahsul var. Yani denizde çinekop, tekir, palamut, uskumru, yerli uskumru. Yani bu iki sene öncesinde de çok yerli bir uskumru olmuştu. Bu sene de gözüküyor. Sezonu biz bereketli görüyoruz. Tabii Rabbim bilir ne olacağı belli olmaz ama şu anda ciddi bir palamutçuluk var Karadeniz bölgesinde. İnşallah güzel balıkçılık olur. Vatandaş güzel balık yer. İnşallah bolluk bereketle geçer. Bu yıl sizce hangi balık çok gelecek? Hangisini önebilirsiniz? İnşallah bu sene palamut çok güzel sesler geliyor, duyuluyor. Arkasından diyorlar inşallah çinekopçuluk da olur diyorlar. İnşallah. Temenni inşallah. Peki bir hareketlilik var, canlılık var. Olmaz mı? Olmaz mı? Beş aydır hapistik, 5 aydır antrenmansızlık. Uyumadık. Canlandırdı mı? Sen ne diyorsun ya? 36 saatten beri ayaktayım, uyumuyorum. Tabii. Karnına bakacaksın, gözlerine bakacaksın, şöyle gözlerine bakacaksın. Güzelliğine bakacaksın. Bu şekilde balığı görüyorsunuz. Şu anda senenin mahsulleri. Nasıl, bu güzel misiniz? Tabii tam yemelik, turpanda. Bir tanesi bir kişiye yeter. Ulan ben onu 4'ten yerim diyorsun işte. Nerede bir tanesi? Ne kadardan satmayı planlıyorsunuz? Şu anda müzayede yapılacak. Açılış kaç? Mezat yapılacak. 40 liradan açılış yapılacak bu balığın. Bakalım ne verecekler. İlk açılış 40 olacak diyorsun. 40 lira istenecek. Bakalım ne verecekler. Yükselir mi? Yükselmez. 40'ın altına inmeye çalışacak onlar. Biz 40'ta durmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Hayırlı uğurlu, bol bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Palamutçuluk bekliyoruz. Kafadan kendini güzel gösterdi. İnşallah 2-3 ay böyle güzel bir palamutçuluk olacaktır bu sene. Palamutçuluk olacaktır bu sene, evet. Bütün çeşitlerde gözüküyor yani bu sene. Geçen sene gibi değil. Geçen sene az mıydı? Geçen sene biraz daha verimsizdi deniz. Ama bu sene inşallah daha iyi olacak. Haydi arkadaşlar.
sezonun ilk balık. Hadi.